Merhaba arkadaşlar. FreeCAD video serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda biz part dizaynla ilgileniyorduk. Part dizaynına da geçen hafta Additive Box'ı yapmıştık, incelemiştik. Bu hafta Additive Cylinder inceleyeceğiz. Şu gördüğünüz silindiri biz de oluşturmaya çalışalım. Öncelikle ne yapacağız? Öncelikle geleceğiz. Buradan Start kısmına Part Design seçeceğiz. Daha sonra o part design workbench'e geçmiş oluyoruz yani. Daha sonra buradan bir tane new deyip yeni bir şey oluşturalım. Şuradan modelde bekleyelim. Buradan editi silindir demiştik. Bunu seçelim. Sonra bize diyor ki şu anda silindiri böyle hani burada radyusu 10, yüksekliği 10 mm olacak şekilde böyle bir silindir yapmış. Ama önce bunu biz hangi düzleme atayalım diye bize soruyor. Buradan selecting'deyken gelip buradan seçebiliriz. Ben X-Y düzlemini seçeceğim. Daha sonra radyusu 10 mm'ymiş. Bunu da hadi ben 10'da kalsın. Yüksekliğini 20 yapalım. Değiştirelim yani. Neler değişiyor gözlemlemek adına. 20 yaptık. Gördüğünüz gibi ne oldu? Z eksenindeki uzunluğu artık 20 mm oldu. Okey diyelim. Karşımıza böyle bir silindir çıkıyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Esasında biz buraya gelip işte bir skeç oluşturup daha sonra bu skeçten işte bir çember oluşturup burada Z ekseninde yükseklik vererek bunu oluşturabilirdik. Bunu yapabilirdik. Ama bu da bu işin kısa yollarından biri. Yeri geldikçe kullanabilirsiniz. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.